Şimdi NATO açısından Türkiye'deki gidişat endişe verici bir gidişat. Her şeyden önce Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde ki anahtar konu olan TSK, askerin konumu nedeniyle ciddi bir endişe var. Çünkü NATO ile beraber çalışan, NATO'nun tanıdığı, Amerika'nın tanıdığı, Transatlantik İttifak'ın destekçisi olan generaller hepsi açığa alınmış durumda. Ve Türkiye'de TSK içinde Avrasyacı bir gidişat olduğu konusunda ciddi bir kaygı var. Artık izlenimi geçiyor bu. Böyle bir izlenim dışında artık konfirme edilen bir kaygı var. Bu kaygı somut olarak, yani Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşma konumuna geldiği, somut olarak Rusya ile füze savunma sisteminde gelinen noktada tartışılıyor. Yani Türkiye'nin Rusya ile geçmişte Çin'de yaptığı gibi bir pazarlık içinde oluşuyor. Ve bu füze savunma sisteminde S-400'leri ciddi bir şekilde almayı düşünmesi, NATO'da Türkiye ile nasıl yolumuza devam edebiliriz? Böyle bir şey olursa bu gerçekten bütün hesapları bozabilir yönünde bir kaygı yaratıyor. Çünkü şu ana kadar bir NATO üyesinin Rus füze savunma sistemiyle bir şekilde ittifakın içinde olması gibi bir şey söz konusu olmadı. Amerika subaylarla konuştuğunda, Amerikalı yetkililerle konuştuğunda NATO içinde bunun umarız bir pazarlık olduğunu düşünmek istiyoruz diyorlar. Yani Türkiye bir şekilde Amerika'dan daha iyi bir teklif alabilmek için Rusya ile bir şekilde sanki çok yakınmış gibi gösteriyor kendini. Daha önce Çin'de de bunu yaptı ama son dakikada vazgeçtiler. Umarız gene son dakikada Rusya ile de vazgeçeceklerdir ve bir şekilde ya Fransız İtalyan yapımı füze savunma sistemi ya da Amerikan Patriot'larına döneceklerdir diye ümit ediyorlar.